Geçen yılın sonunda uzaya fırlatılan TürkSat 5B uydusu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı programla hizmete alınacak. 5B uydusu iletişim altyapımıza neler katacak? Onu şimdi öğreneceğiz. Esra Nehir'in konuğu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu. Söz sizde Esra. Geçen yılın sonunda TürkSat 5B uydusu uzaya fırlatılmıştı. 5 aylık yolculuğunun ardından yörüngesine yerleşti Mayıs ayında ve testler tamamlandı. Nihayet bugün hizmete girecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle. Peki TürkSat 5B uydusu iletişim altyapımızı nasıl etkileyecek, neler getirecek? Detaylarını canlı yayın konuğuna konuşacağım. Ulaştırma altyapı hoş geldiniz. TürkSat'ın başlığı sistemi. Evet, öncelikle hizmet verecek, renge olacak, iletişim altında neler kazandıracak, zamanında neler olacak? Evet, bugün uydu ve uzay çalışmaları açısından tarihi günlerden birisini yaşıyoruz. Tabii çok mutlu ve gurur duyduğumuz işlerden bir tanesi. TürkSat 5B uydusu, TürkSat 5A uydusu da aynı şekilde 35 yıl ömrü olan yeni nesil haberleşme uyduları bunlar. Geçen yıl aynı yıl iki uyduyu uzaya fırlatan ender ülkelerden bir tanesi olmuştu. 5A'yı 2021 yılının başında uzaya fırlatıp yine Haziran'da hizmete almıştık. Özellikle televizyon yayıncılığı açısından dünyanın önemli kesimlerine hizmet veren bir önemli uydumuz olarak faaliyetine devam ediyor. 19 Aralık 2021'de de yine TürkSat 5B uydumuzu hep beraber gölbaşında izleyerek uyduyu uzaya fırlatmıştık. İşte 5 ay süren yolculuğunun sonunda Mayıs itibariyle yörüngesine yerleşti. Testlerimiz, her şeyimizi tamamladık. Artık bugün itibariyle bütün dünya hizmet vermeye başlayacak. Özellikle karasal olarak ulaşamadığımız bölgelere uydu internet hizmeti açısından çok önemli hizmetler sağlayacak. Hava araçlarına, deniz araçlarına yine uydu internet hizmeti verecek. Dünyanın 1/3'ünden fazlası kapsama alanında Afrika, Akdeniz, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Orta Doğu'nun tamamına uydu internet hizmeti verecek. Önemli bir iş yapacak. Şu andaki uydu internet hizmetini 15 kat artıracak. Çok önemli bir iş. Tabii hem veri hızında önemli gelişmeler sağlayacak, hem de verinin kalitesi açısından önemli gelişmeler sağlayacak. Yani haberleşmenin öneminin her geçen gün arttığı bir dönemde bu yatırımları yapmak çok önemli. Çünkü artık 2053'ün planlarını yapan bir Türkiye var. 2053 planlarında haberleşme sektörü bizim özellikle en fazla yatırım yapacağımız alanlardan bir tanesi. TürkSat 5B'de bunun altyapısı için önemli hizmetler verecek. Bununla birlikte biz artık haberleşme uydusu olarak uzayda 5. uydumuz olacak TürkSat 5B. TürkSat 6A'yı önümüzdeki yıl uyduya fırlattığımızda, imece uydusunu da gönderdiğimizde toplamda 10 tane uydumuz olacak uzayda. Böylece 10 tane uydusuyla birlikte ender ülkelerden bir tanesi olacak Türkiye. Biraz önce siz de değindiniz. Yani TürkSat 6A'nın çalışmaları Ankara'da devam ediyor. Tamamen yerli ve milli imkanlarda Türk mühendisleri ve Türk mühendislik çözümleriyle üretilmeye devam ediyor. Hedefimiz 2023 yılı içerisinde TürkSat 6A'yı uzaya göndermek. TürkSat 6A uzaya gönderildiğimizde de uzayda kendi uydusuyla temsil edilen ilk 10 ülkeden bir tanesi olacak Türkiye. O da bizim en kıymet verdiğimiz önemli işlerimizden bir tanesi TürkSat 6A. Evet, peki ekonomiye nasıl katkıları olacak? Bunlarla birlikte siz biraz önce de ifade ettiniz. İnternet altyapı, teknolojik altyapı da gelişecek. İhracat anlamında da bir katkısı olacak mı? Tabii ki yani verinin hızı, verinin güvenliği çok önemli. Bunu sağlayacak bize bu kendi uydularımız. Özellikle geniş bant internet altyapısını geliştirmek, bir taraftan fiber altyapımızı geliştiriyoruz, bir taraftan uydu internet hizmetlerini geliştiriyoruz. Tabii haberleşmenin bu kadar önemli olduğu bir çağda ve her geçen gün arttığı bir ihtiyacın ve kapasitenin ihtiyacın arttığı bir dönemde bu altyapıları, bu yatırımları yapmak çok önemli. Bir taraftan hız gelişecek, bir taraftan kapsam alanı genişleyecek. Tabii bunlar ticari uydular. Dünyanın önemli kesimlerinde ticari olarak hizmet verecek. Ayrıca bize gelir sağlayacak önemli işler bunlar. Bir de son olarak TürkSat 6A'dan sonraki hedefimiz ne?
hatadan sonra tabii bizim eski uydularımız var. Uydular 4, 4, 5. Onların güncellenmesi, yedekliklerini sağlanması, onların yenilenmesi ve dünyadaki kapsama alanımız ve bu veri iletişimindeki hem hızın hem kapasitenin artırılması konusunda çalışmalarımız artarak devam edecek. Peki, çok teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederim. İletişim altyapımızda yeni bir döneme girilmiş olacak. TürkSat 5B uydusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle hizmete açılmış olacak diyelim. Sözü Ankara'dan İstanbul'a. Esra Nehir, çok teşekkürler.